Yağışlı bir sabahın ardından merhabalar. Sabah yağmuruyla yıkanan üzümleri toplamak için ideal bir fırsat olduğunu düşündüm. Birazcık da geç de kaldım hatta. Ya örümcek, sen ne yapıyorsun orada? Aldık onu. Sabah beri dilimde türküyü çağırıp duruyorum. Kara üzüm habbesi lelelele canım diyerekten. Üzümlerimiz gayet güzel kızardılar, karardılar daha doğrusu. Güzelce tatlandılar. Maalesef Karadağ'da ben damağıma uygun yemelik üzüm bulamıyorum. Özellikle Sultaniye ve Tarsus beyazıdır benim favorim. Sultaniye üzümünü sağ olsun arkadaşlarım getirdiler. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi sırada Tarsus beyazı var. Nasip olursa ondan da bir şekilde edinip bahçeye ekmek istiyorum. Karadağ'da üzümler genelde şaraplık ve rakıyalık olduğu için aşırı tatlı. Hani bizim Adana'da goruk deriz. Yeşil ekşi halini biz yemeyi çok severiz tuzlayarak da. Karadağ'da bunu yapma şansım yok. Çünkü çok minik sert, bir anda siyah. Ya o ara mevsim, ara geçişi yok Karadağ'daki üzümlerin. Şu anda da inanılmaz şekerli benim damak tadıma göre. Dolayısıyla ben bunları yiyemiyorum pek fazla. Velhasıl ne yapıyoruz? Önce topluyoruz. Sonra böyle eziyoruz, mıncıklıyoruz. Kapı komşum buradayken saplarını falan da ayırmıştık bir keresinde. Ama şu anda hiç enerjim, hiç zamanım yok onu yapmaya. Bir ton iş var çünkü kış gelmeden bitirmem gereken. Gene böyle çıkanları elimle alıyorum. Bu şey yapıyor, acımtırak bir tat, hani o ot acısının alınmasını azaltıyor, önlüyor nispeten. Velhasıl bunları altında büre deniyor burada. Büyük bidona koyacağız, kapağını tam kapatmıyorsunuz. Zira bu fermentasyon sürecinde bir basınç ortaya çıkacak. Kapağını tam kapatmıyoruz. Günde iki defa karıştıraraktan yaklaşık bir 15-20 günlük fermentasyona bırakıyoruz. Ondan sonra benim ibrik yok burada. Yani küçük bir bahçem olduğu için ibrik almadım. Birazcık pahalı çünkü. Sağ olsun komşular yardımcı oluyor. Onların ibriklerini alıp götürüyorum üzümümü. Onların ibriklerini de damıtıyoruz. Kaynatıyoruz, damıtıyoruz. Pişirme olarak geçiyor burada peçi. Sonrasında da rakıyalarımızı alıp kış boyu şifa niyetini içiyoruz. Hadi ben şimdi iki elimi kullanmam lazım. Bu seferlik kısa tuttum. Görüşmek üzere.